kahvaltıda bütün bir yumurtayı yiyin. Evet, kabuklarını bırakın ve geri kalan hepsini yiyin, tamam mı? Yumurta daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayan protein içerir. Telefonunuza bir kalori sayma uygulaması yükleyin. Bu uygulama şu anki beslenme düzeninizde neyin yanlış olduğunu gösterir ve beslenme düzeninizi iyileştirir. Boş mideyle antrenman yapın. Araştırmalar bunun vücudunuzdaki fazla yağ hücrelerinden kurtulmanıza yardımcı olduğunu gösteriyor. Öğünlerinizi planlayın. Bu sayede canınız ne zaman ne isterse yeme alışkanlığınızı bırakarak sağlıklı bir kalori miktarına sadık kalabilirsiniz. Aynen benim yaptığım gibi. Daha küçük porsiyonlar yiyin. Bu hile aldığınız günlük kaloriyi önemli ölçüde azaltır. Tabağınızın %50 ile 70'i kadarı sebzelerle dolu olmalıdır. Sebzelerin kalori ve yağ oranı düşüktür ama hepsi lif deposudur. Yani kilo vermek için ideal. Serin bir yatak odasında uyuyun. Yani odanızın ısısı bir yığın süslü eşyadan daha önemlidir. Odanız serin olursa vücudunuz gece sizi sıcak tutmak için kalori yakmaya başlayacaktır. Yapay tatlandırıcılardan uzak durun. Uzmanlar yapay tatlandırıcıların iştahınızı arttırıp gereğinden fazla yemek yemenize neden olduklarından eminler. Asla öğün atlamayın. Uzun süreler aç kalmak besin eksikliğinden kaynaklanan halsizliğe sebep olur. Bu da sadece daha fazla şekerli gıda tüketme isteği yaratır. Yani bu kötü bir fikirdir. Yemek yemeden yarım saat önce bir bardak su için. Bu şekilde daha az yersiniz. Gıdaların etiketlerini okuyun. Böylece en sağlıklı seçenekleri tercih ederek günlük kalori tüketiminizi doğru bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Bir fincan yeşil çay için. Yeşil çay vücudunuzdaki yağ yakımı sürecini hızlandıran kuvvetli antioksidanlar içerir. Her gün fasulye yiyin. Hayır, gerçekten. Araştırmalar fasulye, mercimek, bezelye ve nohutun beslenmenizi değiştirmeden haftada 250 gram vermenizi sağladığını söylüyor. Yemeğinizi yemeden önce küçük parçalara bölün. Evet, bütün bir bifteyi bir seferde ağzınıza tıkıştırmamalısınız. Onun yerine bir bıçak kullanmayı deneyin. Arizona Eyalet Üniversitesi'nin bir araştırması, bu numaranın, yani yiyeceklerinizi kesmenizin daha az yemenize yardımcı olduğunu göstermiştir. Organik gıdalar satın alın. Sıradan gıdalar metabolizmanızı bozan ve kilo verme sürecini baltalayan kimyasallar içerirler. Her saat başı egzersiz yapın. Her iş saatinin başında mola verip bir iki mekik çekin. Merdiven çıkıp inin veya iş yerinizin çevresinde küçük bir yürüyüş yapın. Günde 2 veya 3 kez tatlandırılmamış yaban mersini suyu için. Yaban mersini suyu toksitleri vücudunuzdan atan ve sayısız antioksidan içerir ve metabolizmanızı hızlandırır. Ne zaman acıksanız kendinize bütün bir elmayı yiyip yiyemeyeceğinizi sorun. Yiyemeyeceğinizi düşünüyorsanız gerçekten aç değil demektir. Sadece canınız sıkılmış ya da gerginsinizdir. Meditasyon yapın. Yeme krizleriniz stresten kaynaklanıyorlarsa birkaç nefes alma tekniğinden sonra hemen geçeceklerdir. Sakız çiğnemeyin. Fazla yemenizi engelleyebilir ama yine de şeker ve sağlıksız yapay tatlandırıcılarla doludur. Düzenli antrenmanlarınıza kardiyo egzersizleri ekleyin. Kardiyo herhangi bir aktiviteden daha fazla kalori yakar. Deniz ürünlerinden bir ısırık alın. Araştırmalara göre bu, yağ hücrelerinin metabolik süreçleri kontrol etme becerisini geliştirir. Aralıklı orucu deneyin. Araştırmalar kilo vermede gayet etkili olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Beslenmenize daha fazla baharat ekleyin. Evet, biraz çeşnilendirin. Baharatlar metabolizmanızı hızlandırmada sahiden iyiler. Dolaplarınızı temizleyin. İradenizin yenik düşme ihtimalini göz önüne alın ve dolabınızda bulunan sağlıksız gıda veya abur cubur yiyeceklerden kurtulun. İradenize yardımcı olur. Yemekten önce düşük kalorili bir çorba için. Penn Eyalet Üniversitesi'nden uzmanlar bunun kalori alımınızı %20 azaltabildiğini söylüyorlar. Normal sade kahve için. Sevdiğiniz o latteler ve mochaccino'lar sağlıklı bir beslenme için çok fazla kalori içerirler. Televizyonun karşısında daha az zaman geçirin. Araştırmalar ne kadar çok televizyon seyrederseniz o kadar sık yemek yediğinizi onaylıyorlar. Yemekten önce yürüyüşe çıkın. Bu her zamanki iştahınızı azaltır ve tokluk hissinizi biraz arttırır. Meyve yemeyin. Onların çok besleyici olduğu doğrudur ama
hepsi şekerle doludur. Buna hiç ihtiyacınız yok. Bu alışkanlığınızı bırakamıyorsanız kendinize ara sıra bir parça meyve yemek için izin verin. Kahvaltıda tatlı yiyin. Ne fikir ama! Tel Aviv Üniversitesi'nden bir araştırma, sabahları tatlı yiyen insanların tatlı yemekten kaçınanlara göre 18 kilo fazla kilo verdiğini gösterdi. Yağ açığa çıkaran gıdaları daha fazla tüketin. Bunların arasında bal, kinoa, süt ürünleri ve diğer başka gıdalar sayılabilir. Asla aç mideyle alışveriş yapmayın. Muhtemelen aslında ihtiyacınız olandan çok daha fazla yiyecek alırsınız veya fast food yemek için alışverişe ara verirsiniz. Kendinize bir kilo verme arkadaşı bulun. Bu sayede ne zaman diyetinizden vazgeçip sağlıksız burgerlere ve tatlılara yönelecek olsanız birbirinizi durdurabilirsiniz. Zeytinyağını avokado yağıyla değiştirin. Penn Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar günde 3 çorba kaşığı avokado yağı tüketmenin böbrek yağını ayda %2 azalttığını buldular. Antrenmanlarınız sırasında motive edici müzikler dinleyin. Yüksek tempo ve ilham verici sözler devam etmenizi sağlayarak çalışmanızı daha aktif hale getirir. Her lokmadan sonra çatalınızı indirin. Hemen şimdi bu yemeğinizin tadını çıkarmanızı ve kendinizi daha hızlı tok hissetmenizi sağlar. D vitamini alın. Vücut yağını daha etkin bir şekilde yakmanıza yardımcı olur. Yalnız öncesinde doktorunuza danışmayı unutmayın. Hafta boyunca kalori alımınızı değiştirin. Böyle yaparak vücudunuzun beslenme düzenine alışmasına izin vermez ve metabolizmanızın her zamanki kadar hızlı olmasını sağlarsınız. Rafine edilmiş karbonhidrat tüketiminizi azaltın. Rafine edilmiş karbonhidrat sıklıkla obeziteyle bağlantılıdır ve sizi yemek krizine sokmalarıyla bilinirler. Işıkları karartın. Psychological Reports dergisindeki bir araştırma, yumuşak ışığın size çok daha az kalori tükettirdiğini keşfetmiştir. Atıştırmalık olarak kabak çekirdeği yiyin. Bunlar her kilo verme diyetine mükemmel bir takviye olduğu bilinen lif açısından çok zengin ürünlerdir. Aktif olun. Bisiklete binin, her sabah koşun, doğa yürüyüşüne çıkın ya da yakınlardaki parkta düzenli yürüyüşler yapın. Salatalık turşusunu yemeklerinize ekleyin. İçindeki sirke, kan şekeri seviyenizi düşürüp vücudunuzda yağ oluşmasını yavaşlatan asetik asiti içerir. Hindistan cevizi yağı tüketin. Farmakoloji dergisinde yayınlanan bir araştırma günde 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağının bel çevresini zahmetsizce incelttiğini göstermiştir. Yani göbeğiniz gidiyor. Reklam antrenmanını deneyin. Bir dahaki sefer televizyonun karşısında olduğunuzda ve reklam arası başladığında ayağa kalkıp reklam bitene kadar jumping jack hareketini yapın ve şınav çekin. Yemek yerken aynaya bakın. Bu numara size neden hali hazırda diyette olduğunuzu hatırlatacak ve normalde olduğundan çok daha az yemenizi sağlayacak. Elinizin üstüne azıcık vanilya sürün. Vanilya kokusunun tatlı krizinizi, özellikle de çikolataya olan isteğinizi azalttığı kanıtlanmıştır. Karbonhidratları günün ilerleyen saatlerinde yemeye çalışın. Diyetisyenler bu numaranın vücudunuzun gün boyunca yağı bir yakıt olarak kullanmasına neden olduğundan ve kilo verdirdiğinden eminler. Yemeklerinize bir çay kaşığı karabiber katın. Karabiber, piperin denilen ve yağ yakma sürecini başlatan bir bileşim içerir. Bir yeme günlüğü tutun. Bu sizin en kötü yeme alışkanlıklarınızı anlamanıza ve onlardan kurtulmanıza yardım edecektir. Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman yapmayı bir düşünün. Bu tip bir egzersiz aynı anda hem göbeğinizi küçültme hem de kas yapmanızı sağlar. 80-20 kuralına sadık kalın. Bu demek oluyor ki yemeğinizin %80'i tamamen sağlıklı olmalıdır ama geri kalan %20'si en sevdiğiniz abur cuburlar veya tatlılar olabilir. Kendinize 2 kilogramlık bir ağırlık seti alın. Onları bol bol kalori yakmasıyla bilinen güç arttırıcı antrenmanlar yaparken kullanabilirsiniz. %70 kuralını deneyin. Yemeğinizin %70'ini yiyin, su için ve küçük bir ara verin. Tabağınıza geri döndüğünüzde artık aç olmadığınızı fark edeceksiniz.
Kendinizi aç hissediyorsanız muz, elma ya da nane koklayın. Yiyecekleri koklayarak sindirim sisteminizi gerçekten yediğinize inandırabilirsiniz. Böylece açlık duygunuz çabucak geçecektir. Şekersiz yaşayamıyorsanız onun yerine bal kullanın. Bal size fazladan kalori vermeden şeker tadını alabileceğiniz tamamen doğal glikoz ve fruktoz içerir. Günde 1-2 fincan aloe vera suyu için. Aloe vera suyu sindirim sisteminize ve kilo vermenize yardım eden kuvvetli metabolik ajanlara sahiptir. Ayrıca yüzünüze sürüp cildinizi de pürüzsüzleştirebilirsiniz. Kahverengi pirinci beyaz olana tercih edin. Bu az yağlıdır ve beyaz pirinçte olmayan birçok önemli besin öğesini içerir. Yalnız yemek yiyin. Araştırmalar başkalarıyla birlikte yediğimizde masada daha fazla vakit geçirdiğimiz için daha fazla yeme eğiliminde olduğumuzu gösteriyor. 3 gün kuralına uyun. 3 gün yemek yemeyin. Hayır, hayır. Aslında çok basit. Sağlıksız yiyecekleri üst üste 3 günden fazla yemeyin. Bitter çikolatadan korkmayın. Belinizi incelten etkileyici antioksidan özellikleri olan flavonoid içerir. Daha fazla kırmızı meyve tüketin. Ya gördünüz mü? İşte oldu. Karpuz, elma ve erikler de flavonoid içerirler ve dolayısıyla yağ depolama genlerinizi azaltırlar. Her yemekten sonra dişlerinizi fırçalayın. Diş macunu her şeyi acılaştırır. Dolayısıyla yemekten sonra sağlıksız bir şeyler atıştırmayı kesinlikle istemezsiniz. Yemek yemeden önce karnınızın etrafına bir kurdele bağlayın. Kurdele çok sıkı gelmeye başladığında yemeğinizi bitirmenin zamanı gelmiş demektir. Elmaları soymayın. Araştırmalar elma kabuğunda ursolik asit olduğunu buldular. Ursolik asit en büyük yağ yakıcılardan ikisinin etkisini arttırır. Kas ve kahverengi yağ dokusu. Alkolü unutun. Bu alışkanlık sadece daha fazla kilo almanıza neden olur. Her lokmayı yaklaşık 35 kere çiğneyin. Bu sindirim sisteminizin çalışmasını iyileştirir ve tükettiğiniz yiyeceğin miktarını günlük bazda azaltır. Büyük bir akşam yemeğine giderseniz masanın sonunda oturmaya çalışın. Bütün sağlıksız gıdalar genellikle masanın ortasında olur. Bu sayede onca kötü kaloriyi almamış olursunuz. Ama tabii bu yalnız başına ye kuralına uymadığımız anlamına gelir. Ne yaparsınız? Uykunuzu alın. Araştırmalar kötü bir uyku düzeninin obez olma ihtimalini arttırdığını teyit ediyor. Yemeden önce yemeğinizin bir fotoğrafını çekin. Bu onu farklı bir açıdan görmenizi ve buna değip değmeyeceğini anlamanızı sağlar. Mavi bir tabak seçin. Bu renk sindirim sisteminizi daha fazla yemek yemeye yüreklendiren kırmızı, sarı ve turuncunun aksine iştahınızı bastırır. Bir evcil hayvanınız olsun. Amerikan Kalp Derneği, şirin tüylü dostların, özellikle de köpeklerin obez olma olasılığını azalttığını doğruluyor. Ne yani, köpeğimizin tabağı silip süpürmesine izin mi veriyoruz? Tabağınızı doğru bir şekilde yerleştirin. Beslenme uzmanları sebzeleri tabağın önüne ve ortasına, protein ve tam tahılları yanlara koymanızı öneriyor. Herhalde bu obsesif kompulsif bir kilo verme tekniği olsa gerek. Sevdiğiniz insanlarla daha fazla zaman geçirin. Bu vücudunuzda iştahı azaltmasıyla bilinen oksitosinin seviyesini arttırır.